Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün neredeyiz? Şanlıurfa'dayız arkadaşlar. Dün Antep'te toplantımızı bitirdik. Bugün de Şanlıurfa'da toplantı yapacağız. Saat 2'de konumu atarım size. Yarın da Mardin, ondan sonra Diyarbakır o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim Bitcoin'e arkadaşlar. Ne durumdayız? Dün Fed faizi indirdi sonunda. Bildiğiniz gibi yıl başından beridir arkadaşlar. Ben faiz indirimi beklemiyorum. Seçimden hemen önce indirebilirler gibi yorumluyorduk biz. Ve dün de bu gerçekleşti. 50 bas puan. Ve şu anda arkadaşlar Twitter'a girin bakın uçup kaçmayan kimse yok. Doğru mu? Bakabilirsiniz. Yani ben size demedim mi faiz inecek de boğa gelecek de bak gördünüz mü işte yukarı yönlü hareket geldi falan. Yorumları okuyorum haklıydınız hocam teşekkür ederim falan. Hemen şu sepeti yapalım bu sepeti edelim falan böyle ortalık yıkılıyor arkadaşlar. Yıkılıyor. Şimdi bu ne demek? Bu demek ki insanlar gaza gelmiş. Tamam mı? Faiz neydi? <laughs> faiz inecek, boğa gelecek. Biliyorsunuz bunu söylüyorlardı. Şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. En son 4 sene önce faiz inmişti. Tamam mı? Ve ne oldu ondan sonra? Bunu size anlattılar mı bilmiyorum. Ama ben size anlatayım arkadaşlar. 4 yıl önce Mart 2020'de faiz iniyor ve Bitcoin Covid düşüşü yapıyor arkadaşlar. Tüm dünya piyasaları yerle bir oluyor. Petrol eksi 40 dolara düşüyor. Doğru mu? Hatırladınız mı o dönemi? Bitcoin 12 binlerden 3900'e düşüyor. Altcoin'ler 5 kat 10 kat düşüyor. Yani bunu ne zaman yaşadık? Bir önceki faiz indiriminde yaşadık arkadaşlar. Bu Bilmiyorum bunu anlatan oldu mu? Ben görmüyorum, bakıyorum ama belki anlatan vardır tek tük. %90'ı anlatmıyor arkadaşlar. Bunu da size ben anlatayım istedim. Şimdi boğa sinyalleri geldi mi? Daha gelmedi arkadaşlar. Daha gelmedi. Büyük resimde hala saç sinyalleri aktif devam ediyor. Bakın arkadaşlar ne zamandan beri? Bakın şu grafiğe bakın ya. Çıkıyor, düşüyor. Çıkıyor, düşüyor. Çıkıyor, düşüyor. Çıkıyor, düşüyor. Çıkıyor, düşüyor. Anlatabildim mi? Bunu zaten ne zamandan beri yapıyor. Ama diyeceksiniz hocam, düşen trendi kırdık biz. Şöyle hareket yapamaz mı? Şöyle hop sonra böyle. Yapabilir. Niye yapamaz? Ama bu da boğa geldi demek değildir. Daha asıl trend attığımız var. Ama bu düşen trend kırılımı şöyle anlatayım arkadaşlar. Bir faiz indi. Boğa gelecek. Doğru mu? Öyle diyorlar ya. iki her şey olumlu. Bitcoin düşen trendini de kırdı. Tamam kesin ya kesin. O zaman buradan rally başlıyor. Dedirtip düşüremezler mi? Şimdi arkadaşlar hemen bir önceki hareketlere gelelim. Örnek vereyim. Şuradakine bir bakalım arkadaşlar. Şurada da bir düşen trend hattını kırıyor BTC. Tamam mı? 72 bin. Oradan gelen düşen trend. İyi hatırlıyorum arkadaşlar. Ben her şeyi takip ederim. Şu kırılımdan sonra 100 bin geliyor arkadaşlar demişlerdi. Ne oldu? Tekrar düştü. Trendin de altına düştü. Düşüş devam etti. Aynı buradaki gibi bir kırılım vardı. Tamam mı? Diğerine geleyim. Bakın şura daha beter. Aynı şimdikine benziyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bak. Düşen trend kırılıyor. Burada da düşen trend kırıldı. Yok simetrik üçgen yukarı kırıldı. Bilmem ne. Boğa gelecek yüz bin olacak derken tak diye aşağıya gitti. Yani bu düşen trendin üzerine atmamız kesin bir yükseliş sinyali midir? Bakın arkadaşlar değildir. Gördünüz mü? Şu bölgeye bakın. Az önceki çizdiğim bölgeye bakın. Yani benim için önemli değil. Tamam mı bu kırılım? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Tren kaçmaz. Tren kaçmaz. Bir sonraki durakta binebilirsin. Tamam mı? Millet öyle bir anlatıyor ki. Buradan almayan yüz binden alacak bilmem ne. Kendi o kadar gerizekalı ki. Buradan almıyor. Diyelim 75 bine gidiyor. Oradan da almıyor. Yüz binden alıyor. Onun IQ seviyesi bu çünkü. Ama biz öyle yapmayız arkadaşlar. 100 binden ne mala gireriz? Çok daha önceden gireriz. Yani korkmanıza gerek yok. Milletin gazına gelmenize gerek yok. Hepsinin de ekran görüntülerini aldım zaten arkadaşlar. Bir gün bir sunum yapmayı düşünüyorum bununla ilgili. Tamam mı? Sadece size önerim gaza gelmeyin arkadaşlar. Devam edelim. Hareketli ortalamalar. Günlük grafikte potansiyel olarak nereye gidebiliriz? Ee, bir ihtimal MA200'e vurur. 63.800 orayı gösteriyor. Mecbur mu vurmasına? Değil arkadaşlar. Daha önce baktım ben şöyle. Geçmişten baktım. Yani her defasında oraya yaklaşıp da vurmuş mu? Mesela şurada bir bölge var. Yakınlaştırayım. Şöyle yakınlaştırayım iyice. Bakın dokunmadan düşüyor. Gördünüz mü? Dokunmadan düşüyor. Şimdi insanlar burada malda bu 200 günlük hareketli ortalama çok önemli arkadaşlar. Ve önemli olduğunu biliyor herkes. Oraya vurursa satarım diyor mesela. Oraya vurmadan düşüyor. Tamam mı? Yani illa oraya dokunacak diye bir kural yok. Ama can isterse yapabilir arkadaşlar. Onun dışında hala dead cross'umuz aktif beklemekte. Yani beyazla kırmızı ortalama şu noktada kesti birbirini. Dead cross'unu yaptı arkadaşlar. Hala da aktif beklemekte. Tamam mı? Yani daha bu tekrar golden cross olacak ki boğa geldi hayırlı olsun diyebilirim. Değil mi arkadaşlar? Gelelim haftalık grafiğe. Biliyorsunuz arkadaşlar boğa piyasalarında haftalık Bollinger orta bandı önemli bir destektir. Ayı piyasalarında da Bollinger orta bandı önemli bir dirençtir. Son yükselişlere baktığımızda orta banda gidiyor, düşüyor. Orta banda gidiyor, düşüyor. Şu an bir daha orta banda geldik arkadaşlar iğnemizi de milimetrik oraya attığımızı görüyoruz. Yani daha biz yükselen tepeyi bile yapamamışız. Tamam mı? Hemen boğa hayırlı uğurlu olsun kesin 200 bin gelecek gibi tweetler gördüm. Yani böyle yazmak saçmalık geliyor ben arkadaşlar. Ee, önce bir yükselen tepeyi hele bir yapalım biz. Tamam mı? Gelelim kendi indikatörüme. Son videomda ne söylemiştim arkadaşlar? 12 saatlikte genelde üst banda gidiyor bu arkadaş. Bir önceki videomda. Dündü yanılmıyorsa. açıp bakabilirsiniz. Bakın bir daha gitmiş, üst banda düşmüş. Şimdi bir daha gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir daha gelmiş. E şimdi buradan FOMO'ya kapılıp mala girilir mi soruyorum. Burada FOMO'ya kapılıp mala giren gün %25 terse de kaldı. Burada FOMO'ya kapılıp giren %30 terse de kaldı. Şimdi burada da aynısı olabilir mi? Niye olmasın arkadaşlar? Debt crossumuz aktif mi? Aktif. En son faiz indiriminden sonra Covid düşüşü geldi mi? Geldi. Şimdi bilmeyenler için göstereyim ben o düşüşü arkadaşlar. Hangi düşüşten bahsediyorum? 2020 Mart ayı. Bakın şu düşüş. Gördünüz mü? Ne kadar düştü biliyor musunuz orada? Bir göstereyim size. Bitcoin ne kadar düştü? %63. Ya az mı? Değil. Bir tek bitcoin mü düştü? Hayır arkadaşlar. Borsalar çakıldı, altın düştü. Her şey yerle bir oldu. Yani anlatabildim mi? Tabii diyeceksiniz o dönem pandemi ilan edilmişti. O yüzden böyle oldu. Olabilir. Ama grafik ne diyordu? Düşeceğiz diyordu zaten. Doğru mu? Ondan sonra faiz indirimi geldi. Ve bu düşüş geldi. Bu felaket yaşandı. Şimdi arkadaşlar yine aynı sinyalleri var. Grafik düşüş diyor. Boğada değiliz diyor. Yani trend döndürüyor. diyor. 2. Aynı o dönemdeki gibi FED faiz indiriyor. 3. Ne yaşanabilir acaba? Belki de bir şey yaşanacak. Anlatabildim mi? Ve buna benzer bir şey gelecek. Hiç belli olmaz. Ha aman aman bu şekilde olur mu sanmıyorum arkadaşlar. Ama yani tepeyi yapıp milleti terste bırakacak düzeyde bir düşüş yapabilir. Şimdi şöyle bir olay var. Eğer biz gerçekten düşen trende girdiysek anlatabildim mi? Ve şöyle yakınlaştırayım haftalık grafiği. Alçalan tepeler yapıyorsak şu an gördüğümüz yeri belki bir daha görmeyeceğiz. Eğer düşüş gelirse buradan sert o zaman şu an gördüğüm bu seviye kolay kolay görmezsin bir daha. Özellikle alt konularda kolay kolay görmezsin. Şimdi bir risk var ortada. Bir sonraki durakta trene binebiliyorsun. Doğru mu? Daha az kazanıyorsun. Sıkıntı yok. Ama binebiliyorsun. Peki o tren sonraki durağa gitmezse tam tersine raydan çıkarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Bittiniz. Elendiniz. Bu oyundan elendiniz arkadaşlar. Tamam mı? İsteyen istediğini yapar. Ama ben temkinli gideceğim arkadaşlar. Hiç problem değil. Boğa bile gelse biz tarih yazarız her zamanki gibi arkadaşlar ki ben bugün sepet yapsam sattım sepeti %40 daha aşağıdan alabiliyorum neredeyse doğru mu doğru bu süreçlerde ben paramı arttırabildim mi bir de üstüne evet arttırabildim arkadaşlar o yüzden kim ne derse desin ben kendime bakıyorum anlatabildim mi son olaraksa haftalık araç sayı hareketli ortalamaya geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi Surna'nın Zart dediği yerdeyiz. Zart dediği yerdeyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.